Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir devremiz olsun. Şurada bir tane P3.4 olsun. P3.4 olur mu ya? Onu saymayacağım ki. P1.1 olsun. Saymayacağım. P1.1. Burada da butonumuz var. Bir tane daha buton koyalım. P1.2 olsun. Şimdi bir tanesini çalıştıracağım şimdi. Burası GND. Şurada da P3 birimiz var, LED'imiz var. Tamam, P3 birimiz var. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Butona bastığımızda 5 milisaniye bekleyelim. Butona bastığımızda 5 milisaniye bekleyelim. Şimdi ayarlarımız yine 5 milisaniye için hemen yapalım. Move, T mode, timer 0'u kullan. Tabii arkadaşlar deminden timer 1 ayarladım ben. Hepsine gittim. Timer 0 olarak ayarladık deminki örnekte. Şunlar 1. Çünkü timer 1 ayarladım. Bunlar timer 1. Burası da aynı şekilde. Bunların hepsi timer TF1 olacaktı bu. TF1. Şurası TF1 olacaktı. Bunların hepsi 1, tamam. Timer 0'a alıştık ya. O yüzden oradan gittik. Move T mode kare. Timer 0 mı ayarlayayım? Alışkanlık oldu diye. 0001. Binary. Şimdi amacım ne? Butona bastığımızda 5 milisaniyede P3.1'i yakmak. Butona bastığımızda 5 milisaniyede bir P3.1'i yakmak. Move neydi bizim DPTR'mizin değeri? Kare 10.239'dan 65.535'e kadar sayınca 5 milisaniye geçecekti. Timer high 0, DP high, move, timer low 0'a, DP low. Bunu niye yaptık? Şunun daha hızlı bir şekilde hexadesimal sayıya çevirip 2 tane size 8 bitlik değer veriyor. Yüksek 8 bitliği data pointer high, düşük 8'liği data pointer low olduğu için hızlıca bunları gerekli yerlere aktarabildik. Onun ardından set bit tr 0 diyecek miyim demeyeceğim. Çünkü butona basınca 5 milisaniye geçsin diyorum. Butona bastığımızda 5 milisaniye olsun diyorum. Gelin bunu da 5 milisaniye alt program yapalım. 5 milisaniye alt program yapalım. Şurası ayar olsun. Şurası x olsun. Soruyoruz. Adam butona bastı mı? Jump bit P11x. Ben normalde bunu kullanmam arkadaşlar. Sadece basit örnekler olsun diye bu x'i buraya yazıyorum. Normalde bu butona basılmamışsa diğer göreve bak derim. Mesela y derim. Buradaki butona basılmamışsa diğer z görevine bak derim. Bu şekilde normalde kısır döngüde kodları durdurmam. Yani durdurulmaması gerekiyor. Onlarla ilgili de örnek yaparız bir iki tane. Derslerde de yapalım. Sınav sorularında da vardır zaten. 1 ise x'e gidiyor. 1 ise x'e gidiyor. Çünkü şu andaki durumu 1. 0 ise aşağı inecek. Aşağı indiği anda tabii ki bastığımız andan sonra 5 milisaniyede bir P3.1 yakmak istiyoruz. Ben buraya diyeyim ki akol 5 milisaniye bekleme diye bir alt program yazayım. Tekrar buradan da sjump x'e gideyim. Buraya alt programımı yazayım. Şuraya alt programımı şu tarafa yazayım. Ne dedik? 5 milisaniye bekle diye bir alt programımız olsun. 5 milisaniye bir alt programımız olsun. Burada reti olacak tabii ki. Reti olacak. 5 milisaniyelik alt programımız olacak ve reti ile de geri dönecek. Adam bastı 5 milisaniye. Bak bu 5 milisaniyeyi artık her yerde kullanabilirim. Artık bu 5 milisaniyeyi her yerde kullanabilirim. Başka bir yerde bir tane daha ihtiyacım olur. Akol 5 milisaniye bekle bir daha diyebilirim arkasında. Diyeceğimiz şey şu. Set bit tr 0 ile sayıcı başlasın. Sonra jump not bit tf 0 dolar diyerek. Bu dolar demek arkadaşlar şu, ilk defa görenler için söyleyeyim. Yani şunu yazmamla jump not bit tf 0 x dememden hiçbir farkı yok. Bu kendi üzerinde dönüp dönüp duruyor. Sıfırsa kendi üzerine dönüp dönüp duruyor. Sıfırsa kendi üzerine dönüp dönüp duruyor. Sıfırsa kendi üzerine dönüp dönüp duruyor. Burada söylemek istedim. Set bit tr 0 sayıcı başladı. Taştı mı? 65.535 oldu mu? Olduysa clear tf 0. Sonra ne yapacağız? Clear tf 0'dan sonra orijinal değerlerimizi yükleyeceğiz. Timer 0'a data pointer high. Move timer low 0'a data pointer low. Clear tf 0 dedik. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Görevimiz neydi? Set bit p3.1 clear p3.1 diyerek işimizi hallettik. Reti ile de kaldığımız yere geri döndük.
Burada 5000 saniye diye bir alt programımız oldu. Şimdi birazdan bu 5000 saniyelik alt program böyle kutu olarak K şeklinde kalsın yani. Biz bunu kullanacağız.